James, sonunda döndün demek. Çok güzelsin benim. Yine de iş yerine uygun bir kıyafet değil. Sabahtan beri seni arıyorum. Neredeydin söyler misin? Benim dinlenmeye hakkım yok mu? Sibirya'da görev yapmak kolay mı sanıyorsun? Doğrusunu istersen yolculuk sırasında dinlendiğini hiç sanmıyorum James. Artık şu adamı yakasını bıraksan da işimize baksak Manipeni. Boşuna uğraşıyoruz. Olanları daha sonra anlatırım Manipeni. Sayın Bakan. Komutan. Günaydın efendim. Bu yeni icadın mı? Senin için üzülüyorum 007. Bölümümün gizli görevlerde ne kadar önemli olduğunu anlayamadın. Artık şu briefing'e geçsek diyorum Q. Tabii efendim. Beyler, bu silikon integrate cihazı bütün modern bilgisayarlarda kullanılıyor. Satede gel Q. Mikroçiplerin ne işe yaradığını biz de biliyoruz. Son zamanlarda bütün mikroçipler nükleer denemelerden sonra meydana gelen manyetik akım dalgası yüzünden görevlerini yapamaz hale geliyorlar. Evet Sayın Bakan. Bu yüzden gerek uzaydaki uydularımızda gerekse yeryüzünde bulunan savunma amaçlı bilgisayarlardaki mikroçipler bir anda bozuluveriyorlar. Eğer buna karşı bir önlem alınmazsa savunmada büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Evet, Rusların da istedikleri bu zaten değil mi? İşte bu mikroçipi geliştirmemizin amacı da bu Sayın Bakan. Bu çip manyetik dalgalardan etkilenmediği gibi onları tarayarak bilgi toplamaya da yarıyor. Komutan Bond'un Sibirya'da Ajan Bey'in cesedini bulması yine bu mikroçipin topladığı dalgalar sayesinde oldu. İşte bakın, bilgileri tarıyor. Ha, çok ilginç. Bu sayede KGB'nin bilgisayarlarına girebiliriz. Evet, bu mümkün efendim. Bundan 6 ay önce bir Fransız silah fabrikası olan Zorin Endüstri'nin planlarını ele geçirmiştik. Sanırım bunlar güvenlik sistemiyle ilgili planlardı değil mi? Öyle olduğunu sanıyoruz ama pek de emin değiliz. Peki ya Zorin'i araştırdınız mı? Max Zorin Fransa'nın en önemli iş adamlarındandır. Bir antikomünist, devlet içinde de önemli adamları var. Evet ama bence yine de bu kadar emin olmayın. Düşmanımız olan ülkelerle işbirliği içinde olabilir. Bizim de bu araştırmayı başlatmamızın nedeni bu zaten. Pekala, sanırım anlaşılmayan bir şey yok. Evet Sayın Bakanım. Hazırlanman için tam 35 dakikan var Bond.